Fenerbahçe forması. Şimdi birçok yere gidiyor Fenerbahçe. O gittiği yerlerden de bir tanesini söyleyeyim. Kendi tarzımda anons yaparak söyleyeyim. Evvelinde eski başkan Aziz Yıldırım istedi, alamadı. Eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman istedi, alamadı. Eski Galatasaray başkanı Ünal Aysal istedi, alamadı. Alamadılar. Ama onun için her sene yaşlandı artık, yaşlandı artık dediler. Yaşlandıkça yıllanmış şarap gibi oldu. Kültürümüze de yakın. Türkiye'yi de Fenerbahçe'yi de seviyor. Yıllardır da Fenerbahçe'nin ona ilgisi var. Şu anda dünya takımlarından Inter'in de formasını giyen Boşnak pivot santrafor Edin Dzeko, Fenerbahçe pivot santrafor olarak onu düşünüyor, onu araştırdı, onunla ilgili bilgileri aldı, görüşüldü. Küçük pürüzler çözüldüğü zaman Edin Dzeko büyük hedefleri olan Fenerbahçe'de alternatif, bak alternatif santraforların başında geliyor. Olur mu olmaz mı? Top iki tarafta olur ama Fenerbahçe... Yalnız abi Fenerbahçe Edin Dzeko'yu alır da Galatasaray Firmino'yu alırsa ne olacak? Eleştirilir bence Ali Koç. Peki ben sana bir şey daha söyleyeceğim hemen. Hemen aklım fikrim Galatasaray'da. Bak bir şey anlatıyorum. Tamam. Kızma abi. Şimdi Edin Dzeko Fenerbahçe haberlerini bütün Türkiye iyi izlesin. Levent Ümiteroğlu söyledikten sonra. Bizden çaldıklarıyla kariyer yapanları iyi izlesin. Peki sence bu oyuncu için Galatasaray'da alternatif santrafor olarak hamle yapar mı yapmaz mı? Alternatif santrafor müthiş olur ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Birinci santrafor olmaz ama Gomis gibi olur yani. Şimdi ben bugün bir haber okudum akşam saatlerinde Can. Akşam saatlerinde bir haber okudum. Bu yöneticinin... Inter'deki Edin Dzeko takımdan ayrılacakmış. Bizim ülkemizdeki Allah. Spor medyası da bu İtalyanları kaynak vermeye bayılıyor biliyorsun. Marzio'dan yani başlıyor. Edin Dzeko ayrılacakmış Inter'den. Bugün bir baktım birçok Fenerbahçe sayfası. Kaynak İtalyan, kaynak İtalyan. Yani keşke adım Levent Ümiteroğlu değil de Lavorotti Cappano olsaydı da o zaman bunlar belki bizi yazarlardı. Belki bu emekleri görürlerdi belki. Belki inadına böyle şeyler yapmazdı yani. Bak güzel isim değil mi? Lavorotti Cappano. Çok güzel değil mi? Abi. Güzel ama vallahi güzel. Yalan yok. Bak ağızda da hemen iyi veriyor Can. Lavorotti Cappano. Güzel. Buongiorno, buongiorno. Şimdi bu Edin Dzeko haberini biz yaptık. Bu haberi ilk yaptığımız gece yediğim küfürlerin haddi hesabı yok. İstanbul'daki 4. Boğaz Köprüsü olur yani. O yediğimiz küfürler, algılar, iftiralar, hayda hayda hayda. Şimdi kardeşim o dönem bu haberi yaptığımız zaman, o gece bu haberi yaptığımız zaman altına küfür ettiren bazı Fenerbahçe medyasının insanları bugün Edin Dzeko'yu son dakika giriyorlar. Yani evet. Bunu da adil spor severler görsünler. Tarih 26 Mayıs 2023. Edin Dzeko haberini dünyada ilk kez sporundibi.com farkıyla LÜE imzasıyla sizlere sunduk. Süreci en doğru şekilde biz anlattık. Rakamlar söylediler, o rakamları yalanladık. Ne zaman görüşeceklerine kadar söyledik ve Edin Dzeko artık Fenerbahçe'ye herkesten daha yakın. Yani önümüzde bir Suudi Arabistan alternatifi var arkadaşlar ama Edin Dzeko Fenerbahçe'ye herkesten daha yakın. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Sergen Yalçın konusunda biraz sonra açıklamalar yapacağım arkadaşlar Sergen Yalçın'la ilgili.
açıklamalar yapacağım. Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemi çok yoğun. Fenerbahçe'nin bir de Arda Güler gündemi Spor Ben, otizmli bireyler adına muhteşem bir sayfadır Spor Ben. Özelimde de tanıyorum. Çok da iyi bir Fenerbahçelidir. Ben Beşiktaşlı olduktan sonra bana da gönül koymuş bir kardeşimdir ama otizmli kardeşlerimizle yıllardır büyük emek veren Spor Ben sayfasındaki kardeşlerime, bütün otizmli kardeşlerime hepsini o güzel pamuk ellerinden öpüyorum. Allah hepsine acil şifalar versin inşallah. Onlar bizim her zaman canımız, önceliğimiz, hepimizden daha öndeki özel insanlar. Çok teşekkür ediyorum kardeşime. Levent Erbilen, selamlar adaşım. Abi artık açıkla Sergen Yalçın'ı. Aynen öyle diyor kardeşimiz. Sergen dışında kimse şampiyon yapamaz diyor. Nural Güler Yüz, aynı görüşteyim. Şimdi o konuyu biraz sonra anlatacağım arkadaşlar size. Sergen Yalçın gündemini biraz sonra anlatacağım. Şimdi Edin Dzeko ile ilgili Fenerbahçe'nin atağının ve nasıl sonlandıracağını hep beraber sabırla bekleyelim. Ben Edin Dzeko'da şu anda en yakın takımın bizim Fenerbahçe olduğuna inanıyorum. Yaşını da bence çok problem etmeyin. Örnekler vereceğim. Bakın Pierre Fanoydonk'u Fenerbahçe transfer ettiği zaman medyada birçok kesim ne işi var? Bitirmiş futbolu. Keza Galatasaraylı Hacı, onu oradan kovdular. Alkol sorunu var, odur budur, ne manşetler vardı. Bu iki futbolcu, Pierre Fanoydonk geldi, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Ötekisi geldi. Kimi şampiyon yaptı? Galatasaray'ı şampiyon yaptı. UEFA Kupası, Süper Kupa, inanılmaz bir kariyer sergiledi. O bakımdan arkadaşlar, Fenerbahçe'nin kısa vadede şampiyon olması lazım. Yani önümüzdeki sene şampiyon olması lazım. Ben bir Fenerbahçeli olarak şöyle değerlendiriyorum. Edin Dzeko gelsin, bizi şampiyon yapsın, öbür sene de gitsin. Bana uyar. Bence milyonlarca Fenerbahçeli'ye de uyar. Gelsin, fayda sağlasın. Tipik bir santrafor. Yani bu oyuncu daha geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi finalinde popülerlik olarak ondan daha popüler olan Lukaku'yu kenarda bırakıp Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11 oynuyor arkadaşlar. Inter takımının, finalist Inter takımının birinci golcüsü olarak sahada. O bakımdan bu tarz söylemler çok doğru bulmuyorum ben. Edin Dzeko transferi Fenerbahçe için inşallah iyi olur, iyi sonuçlanır. Son anda bir pürüz çıkmaz. Ben Edin Dzeko'ya çok güveniyorum. Başkanımızın sezon başlarken, yani sezon bitmeden evvel de şunu söylemiştim sizlere arkadaşlar. Çok da tepki almıştım. Başkan doğru isimlere, doğru adreslere gidiyor. Başkanın bence önünde bir tane doğru adres kaldı. Bir de ona gittiği zaman dört dörtlük bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Onu da bekliyorum. Umutla bekliyorum o ismi de. İnşallah gelir. Onun da duyurusunu tabii ki Levent Ümiteroğlu yapar size. Ben hala umutluyum. Yapılmıştı ama ekstra sen bir güncelleme yaptın. Edin Dzeko. Evet. Kral Edin Dzeko, tanımam Di Marzio, uzatırım Fabrizio. İşte öyle bir şey yani. İtalyanların hepsi son dakika veriyor. Ben şundan dolayı üzülüyorum, biliyor musun? Bak, bunu buradaki kardeşlerimle de paylaşmak istiyorum. Biz bu haberi yaptığımız zaman hem İtalyan medyası hem bizim ülkemizdeki medya ayakta uyuyordu. Biz bu haberi yaptığımız zaman o ilk yaptığımız ilk abi ben haberi, 25 gün olmuş. İlk haberi yaptığımız gün onun altındaki yorumlar aklıma geliyor. Fenerbahçeli kardeşlerden, Galatasaraylılardan, Beşiktaşlılardan inanılmaz enteresan şeyler yani. Bize uydurmayın dedirtenler o haberin ertesi günü gerek YouTube kanallarında gerek televizyon ekranlarında hiçbir şey bilmeden yorum yapanlar, bize sallatanların hepsi şimdi özel haber olarak giriyor. Bir kısmı özel haber olarak giriyor, bir kısmı kaynak İtalyan diyor. Hani bu gerçekten çok enteresan bir şey geliyor bana. Yıllardır biz bunu, bak sen ta kaç sene oldu Adam Spor'dan beri, yıllardır bu hiç değişmiyor yani. Aynen. Hani gerçekten. Abi, çok teşekkür ederiz. Ahmet kardeşime teşekkür ediyorum, Ahmet Şahin.
Levent abi çok şanslıyız. Gözümüzün önünde bir yıldızın doğuşuna şahit oluyoruz. Seni seviyoruz Lüye. Teşekkür ederim kardeşim benim. Sağ olasın. Tevfik kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizden bir şey rica ediyorum bu yayında. Bizim bu kanalımızın büyümesi için bu stickerlar ve kanala abone olmalar ve like tuşuna basmalar çok önemli. YouTube algoritması için. Teşekkür ederiz. O yüzden az veren candan veren diyoruz ama bu yayında olan kardeşlerimizden bu anlamda da destek bekliyoruz. Maddi manevi destek bekliyoruz ki kanalımız bir an önce iyi yerlere gelsin. İyi yerlere geldikten sonra zaten hiçbir sıkıntı yok. Furkan, Mane Fener olacak mı? Arkadaşlar Mane'yi çok soruyorsunuz. Mane ile ilgili benim haberim doğru. Neticede benim bu haberden sonra zaten bütün dünyada bu haber çıktı. Türkiye'de de çıktı. Türkiye'de de spor medyası manşetler attı. Ama birazcık da emeklere saygı istiyorum ki Mane'yi ben nereden baksanız 10 program anlatmışımdır burada. Değil mi? 10 aynen. Program anlatmışımdır. Yani bugün Edin Zeko haberi giriyoruz, altına Mane. Montella giriyoruz, altına Mane. Arkadaşlar ben Twitter'da bazılarının onları kimlerin gönderdiğini de biliyorum. Ama Mane'yi ben çok detaylı bir şekilde anlattım. Net bir şekilde anlattım. O zaman Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tu. Oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini, oyuncunun Musa Sow'la çok yakın ilişkiler içinde olduğunu, Musa Sow'un da onun Fenerbahçe'de oynamasını istediğini defalarca size anlattım. Hani Mane soruyorsanız birazca gidin Zaha diye sorun. Yani tabii, herkes sonuna kadar yazdı. Mane diye soranların ben Zaha diyenlerden geldiğini biliyorum zaten. Birazcık da gidin o taraflara sorun. Edin Zeko'yu İtalyan medyasından alıp araklayıp sizlere sunanlara bu haberin Elif'in emeğinde, arka planda Elif Sarıkaya'nın emeğinde gerçekleştirildiğini, sporun dibi özel haberi olduğunu vurgulayın bence. Salihovic çok teşekkür ederiz. 5 euro maaş yaptı, şey yaptı, sticker yaptı, diye etti. Levent sağ abi, burada bir tekrar şu soruyu sormak istiyorum. Birkaç kişi burada tabii, gündem şu an Arda. Milli takımda çok güzel bir gol attı. Yayının başında da konuştuk ama tekrar söyleyelim abi. Arda Güler konusunda bir gelişme var mı diye çok sorular görüyorum. Bak, bunu defalarca anlattım, bir kere de anlatayım. Emre. Aynen öyle. Arda Güler'e şu anda 40 milyon euro teklif gelse, Sayın Başkan da bu teklifi kabul etse, taraftarımız yine buna üzülür. Hatta tepki gösterir. Arda'yı Fenerbahçe taraftarı öyle bir yere koyuyor. Arda Güler olayı bir para olayı değil sadece Fenerbahçe açısından, Fenerbahçeliler açısından. Haksız mıyım? Buradaki kardeşlerimle de interaktif bir yayın yapıyoruz. Mesela sen bir Fenerbahçeli olarak bu dediğim gibi düşünmüyor musun? Yani Arda... Düşünüyorum ama bir dipnot altına çizeyim. Sen de buna katılacaksın muhtemelen. Arda'nın 17,5 milyon euroya gitmesiyle 35-40 milyon euroya gitmesi arasında çok büyük fark var. İşte buna tepki gösterecek aslında taraftar. Aslında bir nevi bu belirsizliğin ortadan kalkmasını